14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle Taksim Atatürk anıtına çelek bırakmak ve açıklama yapmak isteyen doktorlara müdahale edilmesi Türkiye'nin polis devleti olduğunun göstergesi değil midir? Yani gerçekten şimdi o doktorlara niye müdahale edildi ya anlayan var mı? Yani adam anayasal hakkını kullanıyor. Ki bunların içinde 89 yaşına bir profesör varmış. cihaz yere düşmüş. Yani fikri zikri önemli değil. Yani sonuçta bu adam kötü bir şey yapmıyor. ve gidip orada bir çelenk bırakacak. Hepsi bu. 89 yaşında. Yani o ona ona zulmeden o polislerin belki babalarını analarını tedavi etmiş bir insan. Bu ayıptır ya. Yani doktorlar ne yapacak? Yani ortalığı mı yakıp yıkacak? Çenek bırakacak gelecek. Birisi hastanede yaralı bereli işte neyse başından geçen olaylar. O öfkeyle cevabından doktora bağırıyor, çağırıyor, ne bileyim bir tane vuruyor filan. Bütün haber kanallarında gösteriyor. Aa işte bir adam polise vurdu, şeye, e, doktora vurdu, hemşireye kızdı, bağırdı, çağırdı. İşte şiddet, sağlık görevlilerine şiddet diye. Tüm kanallar bas bas bağırıyor. Şimdi polisin polisin yaptığı ne? Polisin yaptığı ne? Yani bu doktorlar ne yapmış? Çelenk bırakacakmış, gidecekmiş. Niye engelliyorsun kardeşim? E bunlar solcu. Ya solcuysan solcu. O da bu vatanın çocuğu değil mi? Herkes senin görüşünde mi olacak be adam? Ya i̇nsan adaletli olur. Görüşün neyse ney. Görüşün de zaten yanlış olduğu yaptıklarından belli. Sen doğru bir yolda olamazsın zaten. Doğru yolda olsaydın zaten böyle olmazdın. Bu böyle şeyler yapmazdın. Senin görüşün ne olabilir ki? Herkese zulme diyorsun. Senin görüşün ne kadar doğru olabilir ki? Şuna solcu diyor, engel oluyor. Buna bilmem PKK diyor, engel oluyor. Buna Furkan diyor, engel oluyor. Buna bilmem ne diyor, engel oluyor. Hep herkes senden mi olacak yani? ve ya Allah bile böyle zorlamıyor insanları be. Yani doktorlara bu yapılan şey bir ayıptır. Ya kınıyorum bunu. Hele o yaşlı profesörün öyle yere düşürülmesi filan. Ya adam altta kalıp ölebilir bile. Şimdi hepimizin anası babası var. Ya 89 yaşında ananız babanız varsa veya dedeniz düşünün. Ya düştü mü kalkabilir mi o kalabalığın içinde o hengamede? Ya bizim gücümüz kuvvetimiz yerinde. Biz öyle bir yerde biz düşsek biz kalkamayız ya. İnsan böyle mi davranır yani? Sürekli bir baskı, sürekli bir diktatörlük yani.